Kadın ve erkekler için fitness programı nasıl hazırlanır? Ya da kişiler bunu hazırlarken nelere dikkat etmeli? İlk olarak her kişi onun hedefi ve amacı bilmesi gerek. Yani spor yaparken ya da spor başlamadan önce benim hedefim nedir? Kilo almak mı, kilo vermek, hipertrofi, Sıkılaşmak mı? aynen sıkılaşma ya da flexibility. Ona göre bir antrenman hazırlıyoruz. Şimdi bunun dışından kadın için genellikle fizyoloji olarak vücudu birçok değişiklikler geçiyor. Ergenlik yaşından hamile, doğum yaptıktan sonra ve Menopoz. menopozdan sonra bir sürü değişiklikler yok. O hususlar göz önünde alınarak ve fitness program yazmamız gerek. Peki bu Yani kadınları, bu erkekleri bu dans şeyinden siz istemiyorsunuz, onlarla yapmıyorsunuz. Onlara uygun değil mi? erkekler uygun olabilir, yağ kaybı olabilir ama bizim hedefimiz kadın Kadınlar. vücudu. Kadın vücudu şekillendirmek. Ya şimdi bir erkek sizin antrenmana girerse vücudu biraz daha hani bel ince, böyle hafif kalçası çıkık falan mı olur? Nasıl? Yani yağ kaybolur. Yağ kaybolur ama tabii ki kadın vücudu gibi ne kadar yaparsa erkekler kadın vücudu gibi olmuyor ve kadın ne kadar spor yaparsa erkek vücudu gibi olmuyor. Peki Sara Hanım, yani sadece fitness ya da sizin yaptırdığınız bu koreografiler, danslar yetiyor mu, yoksa beslenme, uyku, bunlar da çok önemli mi mesela Tabii insanın ki. hayatında? Tabii ki. Onlar hepsi önemli. Yani ilk olarak %60 beslenme, %60 büyük O çok bir acımasız rakam. bir şey. Hep öyle Aynen. diyorlar. Çünkü hani gittiniz spor yaptınız, 1 saat ya da 2 saat çok yoğun bir spor yaptınız. Sonra gittiniz hamburger patates yediniz, üstüne de tatlı yediniz. Bitti değil mi o? Bitti aynen. Başa başa gidiyor maalesef. Allah Allah, o kadar mı boşa gidiyor yani? Aynen. Yani besleme çok önemli. Sonrası %30 spor, %10 dinleme. Dinlenme de çok önemli Dinlenme. tabii ki. Aynen Evet. evet. Dinleme de olabilir. Hocayı dinlemek de çok önemli Aynen. ayrıca. Doğru hareketleri Ben hep yapmak için. dinleyin diyorum, dinleyin. Evet. Peki diyet yaparken kalori hesaplaması yapmak doğru mu? Ya da diyet yaparken nasıl bir kalori hesaplaması yapılır? Ya şu anlamda soruyorum. Mesela benim hedefim kilo vermek. Bu doğrultuda işte haftada şu kadar gün spor yapacağım diye düşünüp kendi vücudumda mesela 2000 kalori, 2500 kalori günlük ihtiyacım var. Nasıl bir beslenme sisteminde, nasıl bir antrenman temposunda olmam lazım ki ben hem bedenimin sağlığını koruyayım, hem de istediğim hedeflerde mesela bir ayda 4 kilo vereyim. Bir ayda 4 kilo mantıklı bir rakam. Çünkü haftada 1 kilo maksimum vermemiz gerek. Şimdi ben mesela dediğiniz gibi 2500 kalori ise o zaman ben bir antrenmandan 500 kalori kaybediyorum. Bu şekilde 2000 kalori tüketmemim gerek. Doğru anlatırsa. Yani 2000 kalori tüketirsek 500 kalori kaybedersek o zaman bu şekilde 500 kalori daha eksik oluyor. Peki sizce mesela kalori hesabı yapmak yerine sağlıklı beslenmek çok daha önemli değil midir? Ya da siz spor hocası olarak sporcular için özel bir diyet veriyor musunuz? Yok Yoksa sadece kaloriye mi dikkat etmek biz önemli? aynen şimdi diyet listesi ya da böyle bir liste hazırlayıp olmuyor. Yani bize yasak zaten. O zaten sadece diyetisyen tarafında hazırlaması gerek. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz biz fitness eğitmen olarak. Mesela kalori hesaplarken kaç kalori kaybedeceğim? Tamam, 2000 kalori almam gerek. Ama bunlar nereden alıyorum? Yağdan mı alıyorum, karbohidrattan mı alıyorum, Protein. Evet, o proteinden mi çok alıyorum? önemli. Evet. Çünkü mesela ben karbohidrattan ya da yağlardan alıyorsam o zaman yağ depolara gider. Proteinlerden yumurta ya da et, balık bunlardan alıyorsam kaslara Kaslara. gider. Bu şekilde Daha fit oluruz, değil mi? yağ kaybı oluyor. Ama onu bilmemiz lazım. Kalori mesela 1 gram karbo 4 kalori. Karbohidrat deyince yani ekmek, pilav, pirinç, makarna. 1 gram protein 4 kalori. Ama ben mesela 1 gram protein alırsam yağ olmuyor. Çünkü onlara kaslara gidiyor. 1 gram yağ 9 kalori. 1 gram
alkol 7 kalori. Bu şekilde bunları bilmemiz lazım. Ona göre bizim kendimizi ayarlıyoruz. Şimdi benim diyetim nasıl olacak? Ben kalori bildim. Bunlar karbohidrat 4 kalori, ne bileyim protein 4 kalori. Benim tavsiyem bir tabak alıyoruz. Böyle kesiyoruz. %50 lif ve mineral olsun. Yani yeşiller, sebzeler. %25 protein olsun. Yumurta, nohut olabilir, et olabilir, balık olabilir. %25 karbohidrat, yani esmer ekmek olabilir, esmer makarna. Ama iyi karbonhidrat. İyi işte, evet. O çok iki önemli, çeşit var. İyi karbohidrat olması lazım. Yani beyaz ekmek olmaması. Bunlar çünkü direkt yağları yapar. Yağlar depolara gider. Yani bu şekilde bizim bilmemiz bunlara çok önemli. Bir de şöyle bir şey duydum hocam. Mesela şu iki bardağı örnek vereyim. Bu ikisinin ağırlığı aynı. Bunun içinde kas var, bunda yağ var. Yani doğru. Kas vücutta bu kadar yer tutuyor ama yağ bu kadar yer çok tutuyor. Çok doğru. Böyle olunca bu sefer hele ki bel bölgesinde toplandığından genelde yağların, insanlarda bu sefer o estetik görüntü bozuluyor. Ama yağdan kilo verirseniz bazen bana şu oluyor mesela. Dikkat ediyorum yemeğime ama kaliteli besleniyorum. Spor da yapıyorum. Aa, aynaya bakıyorum çok iyiyim. Evet. Ama kilom aynı. Doğru doğru. Çünkü ne oluyor? Yağ gidiyor. Kas geliyor. Kas kütlesi artıyor. Kas kütlesi arttığı için de ben kilo vermesem de vücudum sıkılaşıyor. Aynen. Aslında bazen spor sırasında kilo vermedi mi insanlar demotive olmamalı. Sıkılaşmak da en az bence kilo vermek kadar önemli, değerli bir şey. Bir yani. De ruh sağlığımız için çok önemli. Ben ne zaman spor yapsam inanın hani yememe dikkat etmesem bile o sporun yine de bizim vücudumuza faydası var. Değil mi? Doğrudur. Yani ben mesela siz bahsettiğiniz gibi ben terazi adı. Evet, terazi. Terazi. O eğer şeyden anlatıyor, şeyden bahsediyorsunuz. Evet, kilo yani. ne kadar kaç kilo. Ben hiç bakmıyorum. Tartı. Ben de çıkmıyorum. Terazi, evet. Ben onu hiç bakmıyorum. Benim arkadaşım metre, mezura. Öye geldiği zaman da bakıyorum kol, bel, kalça. Bu sefer de eğer kastan ya da yağdan kaybedersek biz ona göre bileceğiz. Çünkü eğer yağdan kaybettiği zaman da daha dar olacak. Ama o tartı çok şey net bir rakam veremeyebilir. Çünkü vücudumuzda bazen kas kaybediyoruz ya da yağ kaybediyoruz. Rakam aynı durabilir ya da su vücudumuzda olabilir. Peki kaç kere spor yapmalıyız haftada? En az 3 gün, en fazla 6 gün yapmamız gerekiyor. Peki bu nasıl yayılmalı? Mesela şu anlamda soruyorum. Sadece işte atıyorum sizin antrenmanınız gibi bir antrenman mı yapmak lazım? Yoksa bazı günler yürüyüş mü yapmak lazım? Ya da fitness, aletli jimnastik mi yapmak lazım? Yüzmek mesela. Böyle bir pay yaparsanız hafta içine nasıl bir, en doğrusu nasıl olur? Yani benim tavsiyem her kişinin sevdiği şey, sevdiği spor yapsın. Çünkü sevmediği spor yaptığı zaman da işkence. Vazgeçer, bırakır. Ama sevdiğimiz spor yaparsak yeter ki hareket edin. Onu sadece istiyorum onlardan. Yani ama bilimsel olarak sorarsınız. Bilimsel olarak kardiyo 4 gün ağırlıkla 2 gün haftada en az yapmamız gerek. Yani bu şekilde. Ama benim tavsiyem sevdiğiniz spor yap. Ağırlıkla mı çalışmak istiyorsun? Ağırlıkla çalışabilirsiniz. Yürüyüş, yürüyüş. Zıplama. Yaz oldu, yüzme. Yüzme, herhangi bir. Yeter ki hareket etmemiz gerek. Yani çünkü benim en çok yani rakip diyebilirim. Hazır yemeklerden, restorandan değil. En büyük rakip bu. Sandalye. Yani oturmak. Oturma en zararlı insan için. Zararlı değil mi? En zararlı. Yani her bir saat 5 dakika böyle dolaşırsak vücudumuzda daha sağlıklı oluyor. Nasıl makineyi çalıştırmadığımız zaman paslanıyor. Onun gibi biz de yaşlandıkça aslında kireçlenme dediğimiz bir şey oluyor. Ve vücudumuzun o kemik yapısı da öyle bozulmaya başlıyor, yaşlanıyoruz. Doğru. Biz onu çalıştırdıkça o daha sağlıklı olacak. Aynen öyle. Evet. Bazen kızlar geliyor 25 yaşında bacak öne at bacağını atamıyor. Üzülüyorum onların için. Çünkü niye? Otura otura
zaten hep araba kullanıyoruz, ofiste böyle oturuyoruz. Sürekli yani hayatımız gittikçe daha rahat bir şekilde geçiyoruz. O yüzden artık eskiden neredeyse gibi evet, hiç hareket etmiyoruz. Aslında şöyle bir hayatımız olsaydı, küçük şehirlerde yaşıyor olsaydık, bir mesafeden gitmek istediğimiz yerlere yürüyerek gitseydik, en güzel spor salonuna bile belki gitmemize gerek yoktu. Biz hiç yürümüyoruz, hep araba kullanıyoruz ve spor salonuna gidip bir makinenin üstüne çıkıp yürüyoruz. Hatta araba ne kadar sağlıksız. Evet, araba kullandığımız zaman da otopark ederken girişe en yakın yürümeyelim de iki adım değil en mi? En yakın evet. Yere. Girişse 10 dakika turluyor. O bir dakika yürümemek evet, için ya. En yakın yere. Ama en güzel, en doğrusu girişten uzak durun. Gerçekten o yürüyüş mesafe kullanın. Kimse merdiven kullanmıyor. İkinci kata bile bir kat. Aynen. Spor salonunda bile ben hakikaten gülüyorum. Bir tane asansör var. Bu kadar spor yaptın, o makinenin üstünde yürüdün. Bir kat yukarıda çıkış, bir kat evet, asansöre biniyorlar. Yani şu asansörde merdiveni çıkan yok. Ben de öyleyim ya. Aslında onu ben spor salonuma tavsiye edeceğim. Engeller içindir asansör diye yazsınlar çok mesela. Çok komik yani, bir saattir o kadar hareket yaptın. Yap orada. Spor yaptın, ağırlık çalıştırdın. O makinenin üstünde yürüdün, bir kat yukarıya çıkması lazım. Çıkış asansöre biniyor. Aynen doğrudur. Ben gördüm, hatta kartı bazen uşanıyorlar. Bir açar mısınız? Yani o kadar. Hayatımız çok rahat olduğu için artık insan alıştı. Otura otura artık ben kalkmayayım buradan. Bu şekilde. Evet, gün içinde de hareketimizi arttırmak lazım. Yani spor salonuna ayrılmış, orada da biz aslında makinalaştık neredeyse. Evet. Orada sporu yapıyorum, ondan sonrası hareket etmeyeyim. Hocam şu yaşam çok kötü değil mi? Mesela şimdi zaten herkesin kazandığı paralar ortada. Özellikle Türkiye'de herkes hani belli bir tabaka hariç kazandığı parayla hayatını idame ettiriyor. O kişi sabahleyin 8'de biniyor arabasına ya da işte servise, oturuyor, gidiyor iş yerine. Ondan sonra iş yerinde bütün gün oturuyor. Öğlen bir saat arası var. Onda da yemek yiyor. Ondan sonra tekrar işine devam ediyor. Akşam arabaya binip eve geliyor. Zaten yorgunluktan baygın bir şekilde yatıyor. Böyle geçti mi aslında gün? Yani sadece günü geçirmek bence ya. Doğru. Yani maalesef bu düzenin içinde olan belki bir şehrin %80'i var. Ama ne kadar üzücü bir durum bu aslında. Aslında bana sorarsanız hepimiz böyle bir şeyin içindeyiz ama aslında bunun gelir şeyiyle de çok ilgisi yok. Mesela Boğaz. Hiç kimsenin değil. Yani çok erken kalk, biraz yaşam kalitesini arttırmak insanın kendi elinde bence. Doğrudur. Bir spor ayakkabı, bir eşofman. Doğrudur. Biraz erken kalkıp işe gitmeden önce aynen, Boğaz'da yürümek, dünyanın en güzel boğazına sahibiz. Aynen, çok evet, güzel ormanlar var İstanbul'da. Yani buralar herkesin. Aslında doğa hepimizin. Biz tembelleştik. Biz makinalaştık. Evet, doğru, doğru mu? Yani insan kendi hayatını maksimumda kaliteli hale kendi getirir. Doğru. Sarah, biz tembelleştik. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela bir kişi 70 kilo. Diyor ki Perşembe, Cuma günü ya çok kilo aldım. Bu hafta sonunda geçsin, ben pazartesi diyete başlayayım diyor. Cuma, cumartesi, pazar öyle yiyor ki kilo oluyor 72. Sonra pazartesi diyete başlıyor. Güzel bir spor yapıyor. Sonra salı yarıya indiriyor. Çarşamba, perşembe derken yok oluyor, gidiyor. Aldığı 2 kiloyla kalıyor. Niye böyle bir sistem var? Yani niye insanlar o motivasyonu devam ettiremiyor spor konusunda? Yani ne yapmak lazım? Yani hani bu alışkanlığı kazanmak için hayatında spor olmayan birinin sadece pazartesi değil her gün bu düzeni sağlaması için ne yapması lazım? Israrcı mı olması lazım? Aslında öyle düşünebiliriz. Mesela öğrenciye üniversite girdiği zaman da valla okumak zor, ben bırakmak mı istiyorum? Sonra bir yıl okudu, sonra bıraktığı zaman da onu düşünmemiz lazım. Yani hedefimiz... Kararlılık. Hedefimiz hep hatırlatmamız lazım. Yani benim hedefim neydi? Ben niye spor başladım? Ben niye diyet başladım? Bizim hep hatırlatmamız lazım kendimize. Bu şekilde yani motivasyonumuz bulmamız lazım. Yani mesela ben üyelerimize söylüyorum. Her iki ayda kendimi daha motivasyon edebilmek için kendini böyle... Daha dar bir kıyafet al eğer kilo vermek istiyorsa. Mesela bu kıyafetin içine medium gireceğim ben diyeceksin. Aynen. Ben aydın, kendime de bunu şimdi alıyorum. Bir dahaki ayda small, bir dahaki ayda eksi small oluyor. Sonra ama veremezsen de çöpe mi gidecek onlar? Hayır, beklersin işte, kararlılık, kendini motive etmek sonra için benim için çok iyi oldu. Sonra mediumlaştı değil ama sistem öyle diyeyim. Peki bir şey daha soracağım. Spora başlayıp daha sonra bıraktığında sarkma olur mu diye çok soru geliyor. Mesela bizim programımıza da. Böyle bir şey var mı? İşte bu da bir tane bahane maalesef. Ben spora başlamayayım çünkü daha sonra da sarkma oluyor. Oluyor mu? Aslında sarkma olmuyor. Biz spor yaptığımız zaman da kasımız daha küçük bir şekilde böyle büyüyor ve vücudumuzu da şekillendiriyor. Yani demek istediğimiz cildimiz çok esnek
Yani olmuyor. Çünkü kasımız küçük bir şekilde büyüyor. Ama hata nerede? Besleme. Yanlış besleme sarkma oluyor. Şimdi insanlar spor yaptığı zaman da spor yaparken daha motivasyon oluyor. Yemek güzel bir şekilde yiyor, besleniyor. Ben bugün sporumu yaptım, fazla yemeyeyim. Ama spor bırakınca artık ben istediğim her şeyi salıyor. Evet. Aslında haklısınız. Evet. Çok iyi bir yaşam motivasyonu da. Bir de sizin yaptığınız hakikaten benim çok ilgimi çekti, dans ederek. Çünkü ben öyle sayıyla yapmayı çok sevmiyorum. Çok zor bir şey. O insanın basınç yapıyor. Doğrudur. Kaçmak için bir şey. Ama dans ettiğinizde hem bütün vücudunuz çalışıyor hem de o müzikle beraber enerjiniz de yükselir. Aynen öyle. Çok hoş bir şey yapıyorsunuz. Evet, müzik olmayınca antrenman yapamıyoruz herhalde, onu diyeyim. Peki ne tarz müzikler genelde sizin eğitiminizi, daha doğrusu bu şeyinizi, dansınızı yani oluşturuyor? Pop şarkılar kullanıyorum. Pop şarkılar. Pop şarkılar. Pop şarkılar. Yani 2018 pop şarkılar diyelim. Onlara kullanıyorum. Hı hı. Çünkü onlar her yerde çalıyorlar. Mesela restoranlarda, mağazalarda, her yerde çalıyorlar. Sonra üyelerim eğer bu müzike kulak geçtiği zaman da hatırlayacak, ben spora gitmem lazım. Yani hatırlamak Bravo. Amacıyla ve motivasyon olmak amacıyla. Tabii. Peki son olarak şunu da sorayım. Sonra sizde yine bugün bir dans uygulamamız olacak. Tamam. Geçen sefer de yapmıştık. Vücut ağırlığıyla mı alet ağırlık kullanmak sağlıklı mı, ya da vücut ağırlığıyla evet, yapmak evet. Vücut daha mı iyi? Çalışmak daha mantıklı, yoksa bu aletli ve makinalı egzersizler mi? Evet. Çünkü şimdi yeni yeni direnç bantları çıktı mesela. Hı hı. Ya da işte daha böyle hani kültür fizik diyoruz biz, daha böyle hareketler falan. Onlar mı daha mantıklı, yoksa bu spor salonundaki makineler mi? Şimdi ikisi bir yararlı var ve ikisi bir zararlı var. Makine çalıştığımız zaman da makine daha az kalori yıkar. Çünkü makinede çalıştığınız kasları belli. Bir iki kas çalıştırabilir makinede. O yüzden daha az kalori yıkar. Ve makinede çok fazla yük ya da ağır koyduğumuz zaman da sakatlık nedeni yapar. Ama makinede çalıştığımız zaman da eğer belli bir kas büyütmek istiyorsam makinede daha iyi tabii ki. Şimdi vücut ağırlığıyla birçok kaslar çalıştırıyor ve birçok eklem çalıştığı için daha çok kalori kaybeder. Ağırlık kullanmak yerine hani siz yoga yapmıyorsunuz ama bütün öbür sağlıklı diğer spor evet. şeyleri de öyle. Hı hı. Kendi vücut ağırlığımızı kullanmak, hani bir doktor olarak da ben hep onu Aynen. söylüyorum. Kendi vücut ağırlığımızı kullanarak spor yapmak daha sağlıklı bir şey. O yüzden aslında dans ederek sizin bu yaptığınız şey benim çok hoşuma gitti ve ilgimi çekti. Hem ağırlık yok. Aynen. Çünkü ağırlık eklemlerinizi zorluyor. Yani hı hı. o sırada bir de bazen insanlar hızlıca şekil değiştirmek hı hı. istedikleri hı hı. için ağırlık kullanıyorlar. Bu sefer onların bir süre sonra doktor diyecek ki size spor yapma. Yani Aynen. o yüzden eklemlerimizi zorlamadan kendi vücut ağırlığımızla yapmak aslında daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Bir de bir de kişinin hedefine göre onu da söyleyeyim. Bir örnek vereyim mesela. Basketbolcu hangisi yapsak, basketbolcu, Smith Machine Squat, hı hı. yoksa Jumping Box. Tabii ki Jumping Box onun için daha faydalı oluyor. Çünkü onun için daha hız istiyor. Hı hı. Ha, o da eklemek istiyorum. Vücut ağrıyla daha hızlı gelişirsiniz. Evet, yani aynen. düşünülenin aksine daha iyi. Aynen öyle. Evet, evet, o zaman istiyorsanız yavaş yavaş uygulamamıza geçelim. Evet.